Merhaba arkadaşlar, yine Clash of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere resmen dünya rekoru yapmış, yani resmen değil 57 yenilgi almadan 57 zaferle devam eden, üst üste 57 zafer, yani biz de varız içinde. Yani öyle bir hezimete uğrattılar ki neredeyse, yani her saldırıları bir istemediği zaman öbürü kapatıyor, öbürü üçlemediği zaman, yani gerçi üçleyemedikleri saldırılara da %90'da falan kalıyor. Çok rahat şekilde bir savaş çıkardılar ve yani bir saldırıları bir köylerin, yani yüzde oranlarını göstereyim size. Resmen şaşıracaksınız. Biz de zaten gıptayla izledik. 18 full fazla attılar bizden. Şöyle göstereyim size. Yani böyle bir şey yok ya. Şöyle bak. Baştan aşağı Savage klanı fullemediği yer yok. 40 tane köyü 40'ında fullediler. Yani insan bir tanesini bırakır var ya. Şöyle 40 değil de hadi 40. Biri, bari biri ilk köyü fullemeyin arkadaş, bırakın, ayıp olmasın. 119'a kalsanız ne olur? Şuraya bakın. %100 yıkım aldılar ve bizden tam her köyü fullediler. Biz 22 köyü fulledik. Adamlar 40 köyü fulleyerek yani resmen hezimet yaptılar ve şuraya bakın, saldırmaya tenezzül etmediler ya. Biz neredeyse zorladık, 76'ya da bırak dedik, ayıp olmasın. 4 tanesi de girmedi, savaşmadı yani. Adamlar 12 saldırıyı da yapmadı yani. Yapmadı. Ben buna yapmadı diyorum. Çünkü 12 saldırı var. Hepsi neredeyse fulledi. Yani köylerine bakalım şunların. Düşman takımın saldırısı, savaş kazanma serisine 57 kazanılan savaş, 554 ve 57 savaş serileri var. Adamlar Terminator gibi ya. Yani hani mevsim dediğimiz basit gördüğümüz elektro saldırısı var. Mesela bu dörtlemiş ya, direkt aşağısındakiler tamamlamış. Şuraya bakın. Farkındaysanız 1-2 yıldız almış ama ikisi de 4-3 dediği köyler. Mesela şu bir tanesini 1 yıldız almış, 2 yıldız almış, diğeri tamamlamış ve hepsi, şunlar bile saldırmıyor. Lider saldırmamış bir kere ya. Şuraya bak. Saldırısını bırakmışlar. Saldırmamışlar resmen. Yani o kadar bir şey bile görmemişler. Savage klanı gerçekten savaş konusunda, bu anlaşma şey konusunda çok iyiler. Yani bayağı da iyi gidiyorlar. Bizim klan seviyesi onlardan yüksek de olsa ama adamlar bayağı bir tecrübeli kişiler olduğu için biraz içimizden geçmiş oldular. Bir saldırılarına bakalım bunların. 2 numara mesela, başlardan başlayalım. 2 numarası var. Bizim 2 numarayı, onların 35 numarası nasıl fullemiş? Yani genelde bizim her tane, yani bir tane desek ki köy düzenlerimiz hepsini dandik desek, hadi benimki dandik, birisi dandik, iki dandik, 20'si dandik, 40'ı da mı dandik arkadaş? Hepsi birbirinden farklı düzenler. Her zaman denediğimiz değişik düzenler var. Ama işte el yatkınlığı, tecrübe bu demek. Bunlar biz anlam veremedik açıkçası. Çok güzel bir savaş tabii onlar için. Yani yine aynı stil bizim savaştık, yani bizim kişilerin savaştığı gibi başta şeye basıyorlar. Hadi koruyucunun özelliğine basıyorlar. Hiç sekmiyor bu. İki tane öfkeyle beraber yarısını alıyorlar dedim ya. Sol kısımdan da barbarla okçu kraliçesini yolluyor. Ya standart. Peki yani şöyle bir avantajı var. Mesela bizde iyi saldıran 15 kişi varsa ya da 10 kişi varsa 20-22 tane full aldık. Diğerleri ne oluyor? Arada bir üçleyen kişiler oluyor. Haliyle karşı taraf bizim 10-12 kişiyi, onlar da bu sayıyı 20-25'e çıkardıkları zaman haliyle birbirlerinin açıklarını kapatan oluyor. Fulleyenler de çok olduğu için birisi fullemese öbürü garanti o köyü fullemiş oluyor. Çünkü bombaları, tuzakları birisi açığa çıkartıyor, öbürü tamamlıyor. Bu da iki tane dondurması var. Son kalan Cehennem Kulesi çoklu olduğu için fazla bu krale şampiyonu etkilemeyecektir. Şeyde kilitlenmiş oraya. Okçuya kilitlendiği için de geri kalanlar çok rahat şekilde aldı. Bir bakalım. Krale şampiyonu bak nasıl OP direkt vurdu. Biraz o orada okçularla oyalansın. Hatta okçu bile krale şampiyon olacak da canı çok yok. Fazla can olmadığı için geri kalanları da krale şampiyonu temizlemiş olacak. Bir bakalım. Aynen son kalan dondurmayı da kullandı. Gerçi orada havanı alsın. Oradaki ufak barbarlar bile geri kalan kısmı temizler. Hadi bu saldırıyı ucu ucunu almış diyelim. Almasa bile zaten diğeri tamamlıyor. Rakibin 35 numarası bizim 2 numarayı üçlemiş oldu. Diğer bir saldırıya bakalım. Şöyle sıradan size çekmeye çalışayım. Yine aynı kişinin saldırısını ben size göstereyim. Yine 35 numaralı kişi, hani elektriğe göre dağınık dersin ama şu kenarlar kısımları çok rahat temizlendiği için de bir yandan aslında şuralar zor temizlenir, havalar var. Ama bir dondurma artı krale şampiyonu da bu kısmı temizlese şu kısmı aradan çıkartır. Bu alt kısımdan tam tersi düşündüğümüzün alt kısmını temizliyor. Bir bakalım barbarı mı saracak erkenden? Onları tabii sağ kısma. Aynen. Erkenden sağ kısma saldı ve alt kısımdan giriyor. Hava püskürtmesi var. Burada 1-2 taktik avcı uçağı kaya saçarlar burada. Şu kısma kadar rahat gelecektir şeylerle. Ana okçu mu yok? Okçuyu götürmedi. Dondurmayı attı orada hemen. Zeplini buradan salsa doldur. Zepline gerek yok.
Ama şu çizdiğim çizgiye kadar elektrolarla bir girmeyi düşünecek. Bir tane daha öfke mi atacak oraya? Aynen, bir tane daha öfke attı. Bir bakalım. Bir son bir vuruşta alacaktır oradaki kaya saçarı. Aynı şekilde aldı. Zeppelin'in şuradan da hasta olurdu ama biraz mesafe uzattı. Oradan atmasının sebebini hiç bilmiyorum. Belki garanti olsun diye. Hani elektrolar temizledi, hava patlatıcılar çıkmadı. Belki bu kısımda çıkar diye düşündü. Arkasından atarak rahat şekilde orayı temizlemiş oldu. Bir kraliye şampiyonu var kenarda bekletti. Onu da üst kısımdan salacaktır ve salmış. Bir tane dondurma var. Dondurmayı buraya kullanır. Hani yıpratmamak adına ama bir bakalım, bekletiyor biraz daha. Aslında ilk seyine fazla yani at yani. Yani sinir oluyorsun bir taraftan ama bir taraftan adam fulluyor yani. İstediği zaman atsın. Fulledikten sonra isterse atmasın. İşte 18 full fazlalıkla 40 tane köyü üçleyerek bizi yenmiş oldu. Resmen alay eder gibi savaş geçmiş oldu. Bir diğer saldırına bakacağım. Genellikle hep elektro saldırısı yapıyorlar. Hani biz fazla elektro saldırısını mevsim diyoruz ama ve böylelikle de bu klan savaşlarında bunların vazgeçilmez bir saldırısı olmuş. Elektro saldırısını ezberlemişler. Yine farkındaysanız muhteşem üçlü bu kısımda. Şöyle çizelim. Çok güzel dip tarafı kurmuş. 8 saniyelik öfke yardımıyla da içeri kadar ilerleyecekler. Bir bakalım. Öfkenin süresi daha yeni bitti. O alanın içine kadar girdiler. Ondan sonra bir öfke daha atacaktır. Aynı şekilde klan kalesinde şu lavtada biraz problem. Hani bitmiyor yani. Ama bitmese de buraya bir öfke daha gider mi? Atmayacak. Çünkü klan kalesine saklayacak onu, garanti olsun diye. Bekletiyor. Aslında bir dondurma atabilir oradaki şeylere zarar vermesin. Ya da kraliye şampiyonunu saklıyor herhalde. Hiç elektroları düşünmüyor son aşamada. Diyor zaten %50'sini elektrolar aldım. Kalan kısmı okçum ve kraliye şampiyonum savunmaları halletsin diye gözledi. Çok geç niye attı acaba ya? Yanlış kullandı bence burada yani. Bir tane sadece X'ini vurmak için aldı. X'in özelliğini aynen şimdi bastı ve kaya saçar onu alacak muhtemelen orada. Çünkü hava sirkülasyona girdiği için de fazla yetki gösteremedi kraliye şampiyonu bana kalsa. Ama çok da bir şey değişmemiş oldu. Köyün %80'ini aldı ve hiçbir şey kalmadı bir okçusu hariç. Okçusunu da canacağım. Bu kaya saçarı elektro salırsa aynı. Resmen 30 yani 2 saldırıda ucu ucuna almış oldular. Boşa gitti. Patla boşa ya. Başka bir şey yok. Tamamıyla elektro saldırısıyla hizmet. Yani göstereceğim ara ara size bu saldırıları. Hatta bugün ben de döndüm yani bu elektro saldırısına. Çünkü diğer saldırısına baktım, kötü moralim bozuluyor aynı saldırıda. Ezberlediğim saldırı yapamamak, hemen dedim elektro saldırısı. Biraz nefes saldırıyor. Çünkü her saldırı en kötü %85'te kalıyor. O da bir nebze olsa puan da çıkamasa bile çok da düşürdü. %90'da falan kaldı. 29-30 kupa civarında 28-27-28 30 %95 üstü kaldığında 32 kupa civarında alıyoruz. Yine bak kaya saçallara kadar içeride görüyorsunuz. Şurada buranın muhteşem üçlüsü şurası. Kaya saçallara kadar alacaktır elektrolar. Hemen öfke üstüne öfke atarak şey yaptı. Buradaki tek bir cehennem problem olacak mı? Olur, çünkü şeyini sallamadı. Alamadılar. İki tarafta da cehennem problem olacaktır ama bir tanesini alması lazım elektroyla. Çünkü bir dondurması var. Oraya da kraliyet şampiyonu falan saklar. En kötü ihtimalle öyle aradan çıkartırım diye düşünüyordur ama tabi sol kısmı aldı, sağ kısmı bekletti. Acaba kraliyet şampiyonunu nasıl alacak orayı? Hero'ları hiç dokunmadı. %60'la sadece şeyle aldı. O ordusuyla almış oldu. Elektro ordusuyla. Vurucusu gitti. Geri kalan barbar kralı okçusu ve okçu kraliçesiyle bu köyü almaya çalışacak. Bir tane cehenneme, bir tane X'i var. İki tane de herosu duruyor. Yani normal şartlarda fullenemeyebilir diye bakıyoruz ama fullleyebiliyorlar sonuçta. Biz çünkü elektro çok hızlı öfkeyle beraber içeri girdiği için yani zamandan bir kere tasarruf etmiş oluyor. Geri kalan heroları da fazla bir hızlı hareket etmesine gerek yok. Burada büyük olasılıkla şu kısma kadar gelene kadar bekleyecek mi şampiyon, hani kraliyet şampiyonu, onu merak ediyorum. Belki X'i ona kilitlendikten sonra belki kraliyet şampiyonu sayar ya da şey yapar. Kraliyet şampiyonu burada atar atmaz özelliğine basarak şu kısmı almaya çalışır. Ama X'i yine haliyle problem çıkartacaktır. Burada herhangi bir bomba çıkmazsa bayağı bir ilerleyecektir şuraya kadar. Barbarlar da, yanındaki barbarlar da şey olacaktır. Aynen, bomba filan herhangi bir şey çıkmadı. X'e de kilitlenir kilitlenmez
Kraliye şampiyonu saydı ve dediğim gibi hemen özelliğini bastı. Oradaki cehennemi indirmiş oldu. Böylelikle köyü aldı. Hiç yani tereddüt bile etmedi. Hani ordum öldü, geri kalan bunlar alır mı alır mı almaz mı diye. Böylelikle üçlemiş oldu. Şimdi yine hani köy düzenleri birbirinden farklı ama sanki elektro ile hep girdiği zaman sanki hep aynı köyler fulleniyormuş gibi bir izlenim veriyor. Yani anlatırken bile öyle bir izlenim veriyor. Ya diyorum, bunda hiçbir değişiklik olmuyor. Yani savunmalar hep mi aynı? Nasıl fullerler böyle diye bakıyorsun. Yani basit, yani şuradan baktığın zaman elektro sal, bak ezber elektro sal, öfkeler at iki tane. Koruyucunun özelliğine bastı. İçeri sal, bir tane dondurma cehennem şey var. Hatta dengesiz bir yere attı. Orada hiç gerek yoktu. Balonunu attı. Zeplin şey, siz düşünün. Mantıken elektrolar yakın belediye binasına uğrar diye. Hatta büyü bile yanlış kullandı yani. Büyü bile yanlış kullandı orada. Onun akabinde hemen elektrolara öfke attı. Kaya saçar aldı. Hani dedi ki elektrolar şeyi çıkartır. Belediye binasını çıkartır. Kaya saçar da yüksek hasar vurduğu için onun ordumun arasında gitsin, hem tank olsun hem de iş yapsın dedi. Ama burada dondurmayı bence hatalı kullandı. Bir de cehennemin orada çoklu olması bence biraz rahatlatıyor ya. Yani geri kalanlar, şöyle bakayım, kraliye şampiyonu duruyor ama orada alabileceği 1-2-3-4 tane savunma var. 1-2-3-4'ünü aldı, hatta şunu da indiriyor. Bir bakalım, büyücü kulesini alamadı. Geri kalan 4 tane elektrosu kalan kısmı alacaktır. Bir şey kalmadı zaten. Bir vur, vuramadı o da. Okçu kraliçenin özelliği duruyor. Böylelikle almış oldu. Yani benim şey, kaya saçarını zeplin olarak da kullansa ya da kaya saçar da olarak kullansa fark etmiyordu. Zeplinle kullansa garantiye gitmiş olurdu. Hatta elektro da burada ziyan olmamış da olurdu. Böylelikle böyle köyü fullemiş oldu. Yani böyle basit geliyor gibi. Yani düşündükçe günde böyle 5-6 tane full atsanız zaten hemen 2 haftada 6000 kupayı çıkarsınız eğer böyle karşılıklı full yemezseniz. Diğer bir saldırı, böyle dağınık bir saldırı var. Diğeriyle aynı ama farklı. Savunma aynı. Diğeriyle hemen hemen aynı. Farklı yerden girmiş bu. Diğerinde de şey buradaydı. Belediye buradaydı ama yanında şey yoktu herhalde, aynen. Klan kalesi yoktu. Bu sefer alt kısımda girmiş. Niye? Cehennemin bir tanesi burada. Kaya saçar burada. Taktik avcı uçağı burada. İki tane herosu alt kısımda duruyor. Buraya, şuraya kadar girerse ne ala. Rahatlatacak bir yandan. Herosunu erken, şey, zeplinini erken saldı aslında. Bir tane oraya buz atabilir mi? Aynen. Tırstı kaleye alabilecek diye. Bir tane de buz attı hemen erkenden. Herolar buraya kadar şeyler girecektir. Bu da şey yapıyor. Barbarını, okçu kraliçesini sona bırakanlardan. Cehennemleri de aldıktan sonra şeyleri salacaktır hemen. Aynen. Bak, tekli hızlı harcıyor. Yani tekli dağınık kaldığı zaman bence elektrolar daha çok büyük problem. Ama burada büyüden fazla olduğu için de elektro zaten iki tanesi vurduğu zaman onu orada haşet edecektir. Ki etmesin diye de cehennem kulesine dondurmayı attı. Bir tane de son var. Hatta sonunu bile atmasına gerek yok. Her türlü bir köyü fullemiş oldu. Hava patlatıcıları belki buralarda çıktığı zaman onları harap edecektir ama kraliye şampiyonuna bakayım özelliği. Bas gitsin, oradaki hava savunmasını al zaten, uğraşma. Büyücü kulesini tek atmıyor ama bir ara 3 tanesini alır oradan. Aldı da. Böyle barbar kralıyla okçu kraliçesi de çok rahat yürüyeceği için de köyü temizlemiş oldu. Güzel bir saldırı. Şöyle hızlandırayım. İyi ki daha mı göstersem? Bu da biraz toplu köy. Cehennem Kulesi burada. Cehennem Kulesi farkındaysanız bir tanesi burada, bir tanesi burada. Birisi burada çoklu. Aslında tam aradığım köy. Bakalım bu ne yapacak elektrolar? Rahat mı fulleyecek? Biraz elektriğe karşı şey ters gibi duruyor. Ama yine koruyucu özelliği, bak koruyucu özelliğiyle beraber hiçbir darbe almadan buraya kadar geldiler. Daha şimdi bu saatten de bu dakikadan sonra darbe almaya başlayacaklar ama alsam olur. Şuraya bak, kaya saçarın canı çok az. Burada bir öfkelendi. Buradaki şeyi de alacak. Hava
Bakalım vurdu. Aynen çıkardı aradan. Bir tane Öke'yle beraber Ori'yi alacak. Bakayım şey alır mı? He, hava püskürtüsü olmasa orada okçu kraliçeyi de çıkarttılardı aradan. O şeyler direkt şeye denk geldi. Bak farkındaysanız burada okçuya şey atmıyor dondurma. Orada ne var? Çoklu cehennemle bir tane koruyucu var ya onu atıyor. Son dondurmasını kralya şampiyonu gitmesini yatacaktır aynı şekilde. Öyle yaptı ama kralya şampiyonu da fazla kraliyeti o da aldım onu karşılıklı takas etti. Cehennemi de alamaz. Cehennemi alamaz. Son bir barbarın özelliğini kullanılmış okçu kraliçesi var. Yani şöyle ki bu köyü fullemesi şu an imkansız ya. Şu an bu şu dakikada kalsa şu orduyla şu düzende şu sahnede ben kalayım benim ordu free'yi fullemez yani. Bunlarda ne var anlamadım. Ya fullemez ya. İmkan yok derim ya. %95'te kaldı derim. Ama tabi burada aralık olması bak yani hadi barbar kral da bitti. Bunlar ki ekstra akıl var sanki bunlarda bizimkiler. Biraz şey el ayağı birbirine giriyor. Son kaldığı zaman okçu kraliçe intihar ediyor. Böylelikle bu köyde üçlemiş oldu. Başka bir şey anlatmaya gerek yok. Hatta son bir saldırı çeksem elektro ile ilgili. Adamlar şiir gibi fullediği için hem iş çoktan görmüş oluruz. Yani Savage Clan'ı bu saldırıyla 40 tane köyü içinden geçmiş oldular. Bir saldırılarını daha bakalım. Adamlar resmen rekora gidiyorlar. Yani oyunda yıllardır yani bildiğim bile en eskiden beri bunların şeyi vardı bir ara. 7. köyler, 8. köyler hepsi aynı ayrı birbirlerini karıştırmıyorlardı. Tabi biz bıraktık ara vermiş olduk oyuna şikayetindik. Bunlar hiçbir zaman yani bırakmayan kişiler oyunu. Her zaman yeniliklerle şeylerle beraber eli ısınıp ısınmış kişiler. Bizim o 1 sene 2 sene vermiş olduğumuz ara bile ister istemez etkiliyor. Ya zaten bizimkiler çok iyi olsa hiç yoktan Türkiye'de bir düzenli bir turnuva olur. Düzenli artık Clash'larda yayın yaparlar. Reklam yaparlar ama fazla önemsemiyorlar açıkçası. Çünkü hem yayın itibariyle de izlenmiyor. Hem de gerçi son zamanlarda biraz arttı. Ben neredeyse 4 senedir çekiyorum yani videoyu. Hani izlensin şey olsun diye değil. 4 senedir çekiyorum böyle video. Çünkü hoşuma gittiği için şey yaptı. Hiçbir zaman da böyle izlenme kaybında şeyimde olmadı. Elimden geldiğince de herkese yardım etmeye çalıştım. Çok tabii zararı dokundu mu? Çok da dokundu ama. Yani fazla şey yapmamaya çalışıyorum. 4 senedir çekiyorum ama bildiğim kadarıyla son bir yılda Clash videoları çeken kişiler arttı. Oynayan kişiler de arttı. Bu aslında mutlu ediyor oynanması, izlenmesi. Hiç yoktan sevdiğimiz, oynadığımız vakit geçirdiğimiz oyunun biraz da olsa popülaritesi artıyor ve şey olmuş oluyor, değer verilmiş olmuş oluyor. Yani kimse oynamasa, silinip gitse bir oyunun bir zevki kalmaz. Böyle. Yani adamlar köy düzen fark etmezsizin her köyü elektroyla fullleyebiliyorlar. Böylelikle 40 savaşta 40 tane full yapıyorlar. Aynı ordu, aynı düzen, aynı saldırı, %100 yıkım, 120 yıldız ve 40 full. Ya bence burada yeter yani daha fazla elektro saldırısıyla size fullendiğimizi göstermeyelim. Adamlar hatta saldırmaya bile tenezzül etmemiş. 12 tane liderleri bile saldırmamış. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.